Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Kadim dostum! Neredesin kadim dostum? Bana bir şeyler oluyor. Kadim dostum, sakın beni bırakma. Kadim dostum. Kadim dostum. Oha! Eyvah! Olamaz. Her yer yanıyor. Acaba bir fakire mi baksam? Fakirin durumu nasıl acaba ya? Aynen, bir fakire bakayım. Bu köye ne olmuş böyle? Fakir! Sesimi duyuyor musun fakir? Ha? Fakir! Fakir dostum! Fakir kendine gel! Fakir! Acilen hastaneye götürmem lazım. Fakir dostum dayan! Yetiştireceğim seni. Dostum kendini bırakma dayan! Dostum beni duyuyor musun? Lanet olsun. Hemen hastaneye gitmem lazım, hemen. Doktor bey! Doktor bey yardım edin doktor bey. Lütfen yardım edin. Ağır yaralımız var doktor bey. Lütfen yardım edin. Acilen ameliyata almamız gerekiyor. Çok kan kaybetmiş. Hadi doktor çık artık çık. Ha doktor bey, doktor bey. Durumu nasıl doktor bey? Fakirin durumu nasıl? Sadede gelin doktor bey. Fakir iyileşecek mi? Bana onu söyleyin. Tamamen iyileşmesi için fakirin bir ameliyata daha girmesi gerekiyor. Ama maalesef ki bu ameliyatı ben yapamam. Doktor bey, bir hastadan söz ediyoruz. Nasıl yapamam ameliyatı ya? Yaparsınız doktor bey. Lütfen yapın doktor bey. Bu ameliyatı yapmak zorundasınız. Bakın beyefendi, fakirin omurilik bölgesinde kırıklar var. Büyük ihtimal meteor oraya çarpmış olmalı. Bu ameliyatı ben yaparsam ölümcül tehlikesi olabilir. Bir uzmanın yapması lazım bu ameliyatı. Ben yapamam. Doktor bey, kim yapacak ameliyatı? Ben mi yapayım ameliyatı? Bir isim söyleyin bana. New York'ta benim eski bir dostum vardır. Adı Zengin Levent. Ben size şimdi onun numarasını veririm. Onu arayın, ikna etmeye çalışın. Eğer o ameliyatı yaparsa onun fakire iyileştireceğine inanıyorum. Zengin Levent mi? Evet. Neden bu kadar çok şaşırdığınızı anlamış değilim doğrusu. Doktor bey, Zengin Levent benim dedem olur. Onunla uzun zamandır görüşmüyorum. Zengin Levent sizin dedeniz mi? Çok şanslısınız. Böyle uzman bir doktorun torunu olmak herkesin haddine değildir doğrusu. Ve bu sizin ameliyatınızı kolaylaştıracak. Dedeniz olduğuna göre hemen bir uçağa atlar gelir ameliyatını yapar. İnşallah doktor bey, inşallah. Neyse ben bir dedemi arayayım. Burada nereden telefon bulabilirim? Aşağıda resepsiyon katındaki telefonu kullanabilirsiniz beyefendi. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ olun doktor bey, görüşmek üzere. Resepsiyon. Pardon, bakar mısınız? Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Ankesörlü telefonu kullanacaktım ben. Ne kadar? 5 elmas efendim. Tamam, buyurun. Dede, seninle uzun zamandır görüşmüyorum. Umarım telefon numaran hala aynıdır. Hemen şunu arayayım. Evet, çalıyor. Galiba numara doğru. Alo dede, ben Zengin, nasılsın? İyiyim torunum, sen nasılsın? Canım torunum benim. İyiyim dede, ben senden bir şey isteyeceğim ya. Söyle torunum, sana canım kurban. Dede, bizim buralarda bir meteor yağmuru oldu da benim bir arkadaşımın omurilik kemiğine meteor geldi. Onu ameliyat edebilir misin ya? Bu hastanede kimse onu ameliyat edemezmiş, şöyle dediler. Tamam torunum, ben ilk uçakta oraya doğru geliyorum. Hangi hastanedesiniz? Minecraft hastanesindeyiz dede. Tamam torunum, ben ilk uçakta o hastaneye geliyorum. Merak etme, arkadaşın iyileşecek. Hadi görüşürüz evladım. Görüşürüz dede, kendine iyi bak. Evet, dedemi de aradım. Fakir iyileşecek ya, dedem çok iyi bir doktor. Fakiri ameliyat edecek ve fakir iyileşecek. Hoş geldin dedeciğim, nasılsın? Ver elini öpeyim. El öpenlerin çok olsun evladım. Sağ ol dedeciğim, hoş geldin tekrardan. Dede, hemen ameliyata başlar mısın acaba ya? Fakir çok hasta da. Tabii evladım, başlarım. Hangi ameliyathanede? Dede, 3. kattaki ameliyathanede. Tamam, hadi gidelim. Evet, ameliyatımız sona erdi. Hı? Ben bu çocuğu nereden tanıyorum ya? Ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum ama. Hadi hayırlısı. Tövbe tövbe. Bir uyansa da sorsam ben bu çocuğu acaba nereden tanıyorum? Bak şimdi kafama takıldı ya. Neyse, uyanınca sorarım. Ameliyat çok başarılı geçti. Şöyle dışarı çıkıp Zengin'e haber vereyim. Zengin, ameliyat çok iyi geçti evladım. Fakirin durumu gitgide iyiye gidiyor. Hatta o kadar iyi geçti ki bugün ayağa bile kalkar. Maşallah, durumu çok iyi. Gerçekten mi dede? Eline, koluna, yüreğine sağlık dede. Sen adamsın ya. Sağ ol evlat. İstersen fakiri görebilirsin. Bir bakayım ya, çok merak ediyorum doğrusu. Ben bir fakire bakmaya gideyim dede. Tamam evladım. Oo fakir dostum, nasılsın? Seni çok iyi gördüm maşallah. Hı? Neredeyim ben? Burası neresi? Tövbe tövbe. Kadim dostum. Kadim dostum nerede? Zengin. Neredeyiz biz? Kadim dostunu maalesef bulamadım. Hatırlamıyor musun? Bir meteor yağmuruna yakalandınız. Sen benim depoma gelmediğin için neredeyse orada ölüyordun. Farkındasın değil mi? Bırak şimdi kadim dostunu falan. Altı üstü bir inek işte. Ne? Kadim dostum. Kadim dostum ölmüş olamaz. Her yerim ağrıyor. Ama gidip kadim dostumu bulacağım. Kadim dostumu bulmam lazım. Kadim dostum. Fakir dur gitme. Fakir dur gitme. Evladım. Evladım bırak gitsin. Bırak gitsin evladım. Evladım bırak gitsin. Durumu iyi. Kendini biraz toparlaması lazım. Bırak gitsin. Kadim dostunu arasın. Zaten bir zaman sonra o da öldüğünü kabullenecek. Tamam büyük baba, biz ne yapacağız? İstersen gel benim 2. evime gidelim. Orada bir çay içeriz. Tamam evladım, olur. Hadi gidelim. Evet dede, evime hoş geldin. Burası benim 2. evim. Zor zamanlar için almıştım burayı. Nasıl, beğendin mi? Gerçekten evin çok güzelmiş evlat. Çok beğendim. Sağ ol büyük baba. Çalıştım, kazandım, aldım bu evi. Neyse. Nasıl gidiyor büyük baba? Nasılsın? Ben o çocuğu nereden tanıyorum ya? Ben o çocuğu bir yerden tanıyorum ama. Hangi çocuk büyük baba? Ha? Hiç evlat, boş ver boş ver. Hiçbir çocuk. Ha? Tabii ya. Ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Dedem beni çağırıyormuş. Eve gideyim de merak etmesin. Dedeciğim, beni çağırmışsın. Evet evlat, seni çağırdım. Ne? Ne oldu büyük baba? Bir şeyin mi var? Yok evladım, benim bir tuvalete gitmem lazım. Tamam büyük baba. Fakir ve zengin kardeş mi? İşte şimdi hatırladım. Fakir ve zengin kardeş. Ben fakiri oradan hatırlıyorum. Ben bunu onlara nasıl söyleyeceğim? Onlar düşman gibiler. Söylesem mi acaba?